Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rage of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda takipçi hesabı inceleme videosu yapacağız. İlbin kardeşimizin hesabını inceleyeceğiz. Daha önce de incelemiştim hesabını çünkü kendisi yüksek paketle abonelik satın alan özel üyelerimizden bir tanesi. Yüksek paketle abonelik satın alan özel üyelerimizin hesabını çekilişsiz doğrudan inceliyorum. Ve ayda bir kere de olsun videosunu hazırlıyorum ve zaman zaman da hesaplarına giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Ve İlbin kardeşimizin hesabında bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda video hazırlamıştım. Kendisine ölümsüz bir takım yapmıştım. Onun videosunu hazırlamıştım. Güzel bir ölümsüz takım olmuştu. İnsan yiyen ve acı sorumlusu ile ölümsüz takım yapmıştık ama daha kahramanları tam kasılmamıştı. O zaman fazla bir hasar vuramamıştık ama şimdi hasarını bir tık daha yükseltmiş. Yalnız bir sıkıntı var arkadaşlar. Hesap daha henüz zindanların bölümlerini 20. bölümlerini geçememiş. O yüzden aslında bu tarz hesapların önceliği devamlı olarak zindanlar olması gerekiyor. Zindanlarda hızlı ilerleyebilmemiz için kahramanlarımızı, zindan kahramanlarımızı kasmamız gerekiyor. Ejderha Yuvası'nın 20. bölümünü daha 6-7 dakikada geçebiliyormuş. Bazen de hatta şu an geçemiyormuş, öyle dedi bana. Ve Örümcek'te de arkadaşlar daha henüz hesap. Örümcek'te de bakalım 16. aşamada kalmış. Ateş Şövalyesi'nde de yine aynı şekilde. Buz Golemi'nde de. Yani bu tarz hesapların öncelikle bu Örümcek Yuvası'nın en başta olmak üzere 20. bölümünü oto olarak yapmak ve buradan çok güzel kalıntılar düşürdüğünde zaten klan boss hasarını ister istemez bu tarz kalıntıları kuşanında arttıracaktır. O yüzden hedefimiz her zaman zindanlar olacak arkadaşlar. Bunu her videomda söylüyorum. İlk hedefimiz zindanlar olacak. Sonra klan boss'a yöneleceğiz. En son arenava işte şeylere yöneleceğiz. Grup savaşlarına yöneleceğiz. Şimdi hesapta herhangi bir şekilde gümüş olmadığı için bir şey yapamadım. 2000 gümüşü vardı. 2000 gümüşle sadece bir tane kahramanın kalıntısını düzeltebildim. Yalnız hesap çok güzel yani. Çok birbirinden güzel kahramanlar var hesabın içerisinde ama bu kahramanların da kalıntıları hiç hoş değil arkadaşlar. Yani ben tek tek baktım videodan önce. Yani çok kötü kalıntılar ve çok kötü istatistikler yakalanmış. Yani örnek veriyorum, Ryzen çok başarılı bir kahraman. Klan boss'ta, zindanlarda, her yerde kullanabileceğimiz, Örümcek'te, Ateş Şölesi'nde kullanabileceğimiz çok güzel bir kahramanken bu kalıntılarla, bu oranlarla bu kahramandan verim alamayız. Şimdi ne gibi sıkıntılar yapmış? Bizim için önemli olan şu alt istatistiklerdeki eldiven, göğüslük ve ayakkabının ana istatistikleri. Bir kere Ryzen'e defans eldiveni takmış. Hadi yüzdesiz bir defans takmış. Hadi defansı geçtim bir de yüzdesiz takmış. Hız için yapmıştır bunu belki ama arkadaşlar yani bu tarz kahraman kritik damage'ini yüksek tuttuğunuzda defans üzerinden hasar vurduğu için becerilerinde bu eldivenini kesinlikle kritik damage takmanız gerekiyor. Ve aynı zamanda göğsünü bu tarz değil de defans takmanız gerekiyor. Ayakkabısını hız takmanız gerekiyor. Hız takmış ama bu ikisinde hata yaptığı için bu kahramandan bir verim alamayız. Defansı çok kötü. Yani bu defansın bir kere bayağı bir 3500 en az 3500'e falan çıkması lazım. En az diyorum ki kritik damage'ini kritik oranını yüksek tuttuğunuzda bu kahraman birinci becerisinde rakibe 3 kez vuruyor. Ustalığı da açık olduğunda şu ustalıkla arkadaşlar yani Klan Boss'ta dahi ve zindanlarda Örümcek'te falan yüksek hasarlar verir bu kahraman dev katledici ustalığıyla. O yüzden bu ustalıktan yarar almak istiyorsanız kesinlikle Ryzen'e bu şekilde kuşanmanız gerekiyor. Setlerinin hiçbir önemi yok. Yani illaki set yapmanıza gerek yok ama bizim için önemli olan bu tarz kahramanların ana istatistiği ve alt istatistiğinden bu alt oranlarını güzel yakalamanız gerekiyor. Hızdan kaybetmeyecek bu kahraman isabeti de ihtiyacı var. İsabet de yakalayacağız. Defans arttıracağız ve kritik oran kritik demeçle de hasarını yükselteceğiz bu kahramanın. Bu şekilde yani birçok buna benzer hatalar yapılmış. Örnek veriyorum. Maşallah çok güzel bir kahraman ama şu an bu maşallah hiçbir işe yaramaz. Neden? Çünkü isabeti çok kötü arkadaşlar. Rakibe gerçek korku falan vermesi için yani sömürmeye gerçek korku vermesi için bu kahramanın isabete ihtiyacı var. Yani bu isabetlerle bu kahramana can çalma seti değil istediğinizi yapın yakalayamazsınız. O yüzden bu tarz popüler kahramanları yani zindanlarda, sefer mevkilerinde, arenada kullanabileceğimiz çok güzel kahramanları bu tarz kalıntılarla öldürmeyin arkadaşlar. Bu videomda herhangi bir kalıntı düzeltmesi yapmayacağız. Sadece bu videomda sizlere bu şekilde hata yapmamanızı istiyorum. Yani bu kahramandan isabete gerekirse göğüslüğünü isabet takıp
Yani isabetini her halükarda bu kahramanın yakalamamız gerekiyor. Yani bu şekilde arkadaşlar, isabet eksiniz varsa da en kötü ihtimalle diyorum göğüslüklerden isabeti bulmaya çalışın. İsabet çok önemli. Özel bir video hazırladım isabetle ilgili. Yani o kadar önemli ki bir özel video, yani tek başına 10 dakikalık 15 dakikalık video hazırlanacak kadar önemli bir durum isabet. Şimdi soğuk kalp, hızlı hızlı geçiyorum çünkü bizim için önemli olan şu an zindan kahramanlarını anlatıyorum. Yani soğuk kalbe baktığımız zaman şöyle istatistiklerine, hızı çok düşük kalmış. Kritik oranı ideal bir kritik oranda. Kritik demeci ideal. İsabeti çok güzel. Yani burada şimdi ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? HP'si bu kahramanın düşük kalmış. Yani gördüğünüz gibi atak takılmış. Kritik oran kritik demeçle bu alt istatistikle var diye takılmış. Olabilir mi? Olabilir ama bu kahraman örümceğin 20. bölümünde, 19. bölümünde maalesef iş görmez. O yüzden şimdiden bu kahramanın göğsünü yüzdeli defanstan ziyade yüzdeli HP takmaya önem gösterin. En güzel kritik demeç eldiveninizi bu kahramana takın. Ayakkabısını, botunu, kritik oranlarını falan çok güzel yakalayın. Sancağını, isabet tılsımını, kritik demeç takın. Burada güzel yakalamış. Ama işte yine HP göğsüyü taksaymış bir tık daha güzel olabilirmiş. Yani şu an için soğuk, yani soğuk kalbi kötü değil. Oranları sadece hızı düşük kalmış. En azından iki tane arkadaşlar hız setiyle bu hızı kapatabiliriz. Yani şu an için bir şey yapmayacağız çünkü hesapta gümüş yok. Drakes kesinlikle kasılması gerekiyor. Bir hesapta zindanların 20. bölümde taşıyacak bir kahraman. Drakes'i falan güzel kuşanmamız gerekiyor. Yani Drakes'te de şimdi şöyle bakalım yine bir hata yapılmış mı? Evet, isabet takılmış. Yani isabetinden yararlanmak istemiş aslında. İsabet yerine bu tarz kahramanın defans takılması gerekiyor. Eldivenine de defans takabilirsiniz. Çok dayanıklı olur ama benim tavsiyem kritik demeç takmanız olacak. Biraz daha dayanıklı olurken yüksek hasarlar vurma ihtimali de var bu kahramanın. Ama çok dayanıklı olsun diyorsanız da eldiveni de defans takabilirsiniz. O zaman zindanlarda 20. bölümlerde takımınızı koruyabilir. Takımınızı öldüğünde tek bir kişi olmak üzere canlandırabilir. HP'lerini falan güzel verir takımın o şekilde. Yani bu hesabın çok hızlı bir şekilde toparlanması gerekiyor. Şimdi İlbin kardeşimiz özel üye olduğu için hesabını toparlayacağım ben. Yalnız işte gümüş eksiği var. Örnek veren burada çok güzel kahramanlar da var. Bunların da içerisinde eminim hatta tamamının birçoğunda bu tarz kalıntı sıkıntıları vardır. Şöyle baktığımız zaman zaten mevcut kahramanların içerisinde bile yani kalıntılarında problem var arkadaşlar. Yani bu tarz kahramanların hepsinin kalıntılarını düzenleyeceğiz. Ben şu an gümüş olduğu için bir tek Turanda'yı şeylerini kalıntılarını düzenledim ve çok güzel bir kahraman oldu. Yani Turanda'yı ilk aldığımda isabeti 60 mıydı 70 miydi, kritik demeci yoktu, kritik oranı yoktu, hızı falan idealdi. Yani defans takılmış bu kahramana, eldiveni göğsü defans takılmış ve bu kahraman artık çöp olmuş arkadaşlar. Bu kahramana defans takma amacımız nedir ben hiç anlamadım ama defans takılmış. Hasarından ziyade biraz dayanıklı olsun diye uğraşılmış anladığım kadarıyla. Yani bu tarz hasar veren, yüksek hasarlar veren, HP yanığı veren ve aynı zamanda rakibi sersemletebilen çok popüler bir kahraman bu. Ve her yerde kullanabileceğimiz, örümcekten tutun zindanların birçok bölümünde, sefer mevkilerinde ve arenada ve işte grup savaşlarında falan hemen hemen her yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir kahramandı. O yüzden ilk olarak elindeki gümüşü buna harcadım. Ve şöyle baktığımız zaman bu kahramanın oranlarını çok güzel yakaladım arkadaşlar. Tabii çok güzel kalıntılar buna taktığım için böyle oldu ama bence bu kalıntıları hak eden bir kahraman. Gördüğünüz gibi HP'si falan çok yüksek, çok ideal oldu. Atağı oldukça ideal, 4550 atağı var. Savunmasının iyi olursa daha iyi olur ama bu savunma kötü değil. En azından zindanların 20. bölümünde falan, arenada falan yeterli olacaktır. Hızı bir tık düşük kaldı hızı. Hani bir tık daha hızdan gif kullanmadık. Hiç giflerle falan 200'e falan çıkartabilirsek en azından çok daha güzel olur. Kritik oranı 60 kaldı maalesef. Böyle biraz daha 80-90'a falan çıkabilseydik çok daha güzel olurdu en kötü ihtimalle. Ama 60 da iş görür mü? Görür. Yanına bir tane kritik oran arttıran elinde cadı var. O kahramanı kullanabiliriz zindanlarda falan ama yalnız kritik demecini çok güzel yakaladık. Yani bu kritik demeçle kritik oranını vurursa zaten çok güzel hasarlar verecektir bu kahraman. Direnci önemi yok. Olsa daha iyi olur ama hepsini bir anda toparlayamayız. Kalıntımız o kadar güzel değil. İsabetinde 191, yani şu an için isabette ideal. Ve zindanlarda isabet avrosu falan da kullanabilirsiniz. Kullanmasanız da bu kahraman bu şekilde bile iş görür arkadaşlar. İsabeti çok kötüydü. Kritik demeci çok kötüydü ve bu kahramanı bu şekilde kuşandım. Yani çok güzel işler yapacağını düşünüyorum ben artık.
Kritik oranını bir tık daha yükseltebilirse kendisi bir iki kalıntı değişikliğiyle olay kendi çok güzel bir kritik damage eldivenine gelir. Alt istatisinde kritik oranı olur. O zaman eldivenini falan değişebilir bu şekilde arkadaşlar. Bu da kötü bir eldiven değil bu arada. Yani bunlar güzel kalıntılar. Çok güzel oranlar verdi. 4 tane kritik damage verdi. Bunu soğuk kalbe taksaydık çok daha güzel olabilirdi belki ama bence şu an için Turan'da daha iyi olacaktır. Hem zindanlarda da kullanacağız bu kahramanı hem de arenada da kendisi kullanır arkadaşlar. Yani buna benzer birçok sıkıntıları var hesabın. Cadı kahramanı da şu becerisiydi galiba. Pardon, üçüncü becerisi tüm müttefiklere kritik oran arttırma veriyor. En azından en kötü ihtimalle bu kahramanla birlikte arenada kullanırsa çok yüksek hasarlar verecektir Turan'da. Zindanlarda falan kullanabiliriz bu kahramanla. Ata arttırırken aynı zamanda kritik oran arttırması Turan'da'nın vereceği hasarı arttıracaktır arkadaşlar. Kesinlikle çok güzel kahramanlar var hesapta. Yani burada da baktığımız zaman kritik demeci bu kahramana kritik demeç eldiven olur. Kritik demeç takmış güzel yükselttiğimizde bunların hepsinin hasarı yükselecektir. Kahraman bu en azından biraz daha güzel takılmış kuşanılmış. Şimdi arkadaşlar yani şimdi bu hesabın sahibinin ne yapması gerekiyor? Onu söyleyeceğim. Zaten tekrar bir hesabına gireceğim. Yaklaşık 15-20 gün boyunca bana gümüş kasmasını isteyeceğim. Çünkü elinde çok güzel kalıntılar var. Gördüğünüz gibi tüm kahramanlarda güzel kalıntılar var ama doğru bir şekilde takılmamış. En azından bu kalıntıları işe yarayacak. Özellikle zindanlarda bizi taşıyacak kahramanlara falan takacağız. Yani bunları kesinlikle gümüş kasması gerekecek. Bunların hepsini söküp taktığında bayağı gümüş gidecektir hesapta. Yani bu hesapta atak kırıcı ve defans kırıcı olarak Tyrell kasmasını tavsiye edebilirim. Kesinlikle Tyrell olabilir. Tyrell'ın çünkü dönüş metre düşürme özelliği de var arkadaşlar. Örümcek de falan lazım olacak. Kusurlu canavar örümcek de lazım olabilir. Bu iki kahramanı önden kasabilir. Bu şekilde. Yani bu kahramanlar da kasarsa İkinci girmemde tüm zindanların 20. bölümlerini oto olarak artık yapar pozisyonda hesabına vereceğim. Elindeki çok güzel kahramanlar var. Şu kahramana bakmak istiyorum. Dışarı bir alalım. Bakalım nasıl kuşanmış. Yani bunlar popüler kahramanlar. Popüler kahramanları güzel kuşanmanız gerekiyor. Oranlarına bakalım. Kritik demeci güzel ama kritik oranı çok kötü kalmış. Yani bu kadar kritik demeç kasıp hiçbir fayda göremeyeceğimize eldivenli kritik oran takabiliriz en kötü ihtimalle. Ama benim devamlı önerim alt istatistiklerden kritik oranı yakalayıp kritik demeçle devam etmemiz. Kalıntılar çok kötü kuşanılmış. Bu kahraman bence daha güzel kalıntılar hak ediyor. Ama elinde çok güzel efsanevi kahramanlar var. Şimdi arenaya sıra kalacak mı onu da bilmiyorum ama yani kestiremiyorum ama öncelikle şu güzel efsanelerimizi ayarlamamız gerekiyor. Gümüş kalırsa da bu güzel epikleri de ayarlayabileceğiz. Dediğim gibi yapması gereken tek şey bol bol gümüş kasması gerekiyor. En kötü ihtimalle 20 milyon 15 milyon gümüş falan harcayacağımı düşünüyorum ben bu hesabı en kötü ihtimalle diyorum. Daha fazlasını bilmiyorum. O yüzden o kadar bir gümüş kasması gerekiyor. Turan'dayı bir kez göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar girelim örümceğin. Örümcekte bakalım Turandan'ın bakalım kritik demeçleri, kritik hasarları küçük örümceklere ne kadar bir hasar vuracak. Bu sırada da 16'yı geçmeye çalışmayacağız. Geçsek de zaten 17'de kalacağız. O yüzden hangisini şunu çıkartalım bakalım. Bir Turandayı koyalım. Bakalım küçük örümceklere ne kadar yüksek hasar vuracak arkadaşlar. Evet Turanda burada. Koyduk. Evet lider olarak yanlış bir seçim. Biz Turandayı lideri yapalım. En azından atağını hasarını biraz daha yükseltelim. Zindan avrosunda diyeceğim ama neyse şimdi atak avrosunu hiç kullanmayalım. En azından kurmuş olduğu takımla girelim bu şekilde. Yani geçmekte sorun yok. Şu an uğraşsam geçerim de geçmekte zaten uğraşsam da dediğim gibi 16. bölümü geçsek 17'de sıkıntı olacak. Çünkü elindeki kahramanlar soğuk kalpler falan doğru kuşanılmamış. Evet şöyle otodan çıkalım bakalım Turan'dan hasarına merak ediyorum arkadaşlar. Şöyle vuralım Rahizinle. Evet. Şimdi Turandan'ın şu öncelikle ikinci becerisinden vuralım bakalım küçük örümceklere nasıl bir hasar vuracak. Hatta öncelikle üçüncü becerisini vuralım. Evet üçüncü becerisini vuralım bakalım küçük örümceklere nasıl bir hasar vuracak arkadaşlar. Pardon ikinci becerisini vurduk. Üçüncüyü vurmadık. Küçük örümceklerin hepsi yattı. Çok yüksek hasar vurdu arkadaşlar yani. O soğuk kalp de güzel vurdu. Tabii bu soğuk kalbin HP'si düşük olduğu için haliyle tek sıkıntı o olacaktır. Çünkü çabuk ölecektir bu soğuk kalp. Bakmıştık ya HP'si kötüydü arkadaşlar. Kritik damage idealdi. Hızı da düşüktü. HP'si de düşüktü. O güzel. Bu da güzel hasar vurdu. Bunların hepsini daha toparlayınca bir dünya hasar vuracaktır bu kahramanlar. Yani
Hiç kuşku yok bundan çünkü elinde çok güzel zindan kahramanları var. Bu kahramanları sadece doğru kuşanmak gerekiyor. Şu an Turan'da da olduğu gibi üçüncü becerisiyle vurduk. Evet, gördüğünüz gibi küçük örümcekleri tekliyor arkadaşlar. Yani çok rahatlıkla diyorum yani. Hiçbir şey yapmasa şu kullanmış olduğumuz takım bile en kötü ihtimalle diyorum arkadaşlar. En kötü ihtimalle örümceğin tüm bölümlerini geçecektir çok rahatlıkla yani. Farklı bir şey yapmasına gerek yok. Sadece bu kahramanları işte doğru kuşanmak çok önemli. Bu zindanlarda ve işte diğer tüm yerlerde kahramanı doğru kuşanmak gerekiyor. Evet. Yani o tüyü alalım. Bakalım kendileri oynasınlar. Yani örümcek zor bir bölüm. Tamam, örümcek zor bir bölüm alalım ama şu hesapta örümceği geçecek çok fazla kahraman var. Şu an hiç takımı bile kurmadım. Geçmeye yaklaştık. Geçebilir miyiz? %81 ihtimalle son vuruşa bakıyor şu an zaten bir kahramanın. Yani bu takımla bile ilerler arkadaşlar. Yani gördünüz mü? Bir tane kahramanı bile düzeltmemiz, Turandan'ın hasarını, oranını düzeltmemiz ve takıma ilave etmemiz nelere şey yapıyor, değiyor arkadaşlar. Yani geçemediğimiz zindan bölümlerini geçmemize ve işte ne bileyim arenada yüksek hasarlar vurmamıza ve işte sefer mevkilerinde hızlı ilerlemenize gibi. O yüzden yani kalıntı kuşanmak kahramandan çok çok daha önemli. Yani elinizde en kötü bile kahraman olsa kalıntısı çok sağlam ise ya zaten yüksek hasarlar vurursunuz doğru kuşandığınız sürece tabii ki. Bu kahramanları doğru bir şekilde kuşandığınız sürece yüksek hasarlar vurursunuz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi çok yüksek hasarlar vuruyor. Evet, bir de şöyle arenada deneyelim bakalım arenadaki hasarı nasıl olmuş bu kahramanın. Yani kritik oranının şu an düşük olmasına rağmen bu kadar yüksek hasarlar vuruyor yani. Kritik oranını daha yükselttiğimizde hiçbir tane rakip kaçmayacaktır kritik hasar alsın. Evet arkadaşlar, ben takımı böyle hazırladım. Turandayı takıma koydum. Şu an için ideal takım olmasa da bu takımla gireceğiz. Yani rakip de biraz zayıf seçtim ki Turandan hasarını görelim. Şimdi diğer kahramanların hızını falan bilmiyorum. O yüzden Turandayı görmeden ölmesin. Bir kez bakalım en azından şurada göreyim arkadaşlar hasarı ne kadarmış. Sonra bir tane de zorlu bir rakibe gireriz. Evet, rakip bizden hızlı çıktı. Sorun yok. Bakalım. Evet, sorun yok arkadaşlar. Oo, çok sağlam vurdu. Çok aşırı derecede sağlam vurdu. Şöyle evet, ölmesini engelleyelim takımımızın. Şimdi rakibe hiç bomba vermeyelim. Bizim için önemli olan Turanda'nın vurmasını bekleyeceğiz. Evet, şöyle bunlar vursun. Zaten gördüğünüz gibi çok düşük hasarlar veriyor. Şu kahramanı deneyelim bir de. Ama bizim için önemli olan atak ve kritik oranını arttıracaktık. Çünkü Turanda'nın kritik oranı biraz düşüktü arkadaşlar. Şimdi Turandaya sıra geldi. Atağı da arttı, kritik oranı da arttı. Şu üçüncü becerisiyle vuralım. Üçüncü becerisini kullanalım. Evet. Güzel hasar verdi değil mi? Yani bence çok sağlam bir hasar vurdu arkadaşlar. Yani kötü bir hasar değildi. Daha bu artabilir de bu kahraman yani oranlarını falan yükselttiğimizde hasarı da arenada artacaktır. Bir kez daha girelim. Bir kez daha deneyelim. Yani şöyle biraz da bunda zorlu bir rakip olsun ama bizi de bayağı zorlamasın. Yani şimdi onlara girmeyelim. Bunlar bizi tekler. Evet, şunlar sıkıntı yaratabilir. Yani bunların hepsi hız takımı aslında bizden hızlı çıkacaklar. Hiç vuramayacağız. Şu takım biraz daha iyi gibi sanki. Evet. Dix'e girmeyelim. Buna girelim. Tekrar girelim. Takım gücü de bayağı sağlammış yani. 200'e yakın takım gücü var. 200 bine yakın. Ama bakalım eğer bizden hızlı çıkmazsa. Şöyle otodaysa. Evet. Bizden hızlı çıkmazsa eğer çıktı yani. Ah, güzel, tamam. Şimdi hasarımızı kontrol edebileceğiz arkadaşlar. Evet. Güzel, karşı saldırı verdi. Öldüremeyecekler muhtemelen. Evet, rakip zorlu olduğu için bombayı atalım rakibe. Değsin bir iki tane bomba. Güzel. Şimdi. Evet, Turandiya sıra gelecek ama gelmeden önce yine kritik oranını ve atağını arttırmamız gerekiyor. Şöyle çok güzel. Evet, kritik oranını atağını arttırdık. Şimdi ikinci becerisini deneyelim mi bir kez de? İkinci becerisini deneyelim. Bakalım nasıl bir hasar vuracak ikinci becerisi. Kötü bir hasar değil ikinci becerisine göre ama Turandan'ın en güzel becerisi arenada. Üçüncü becerisi sersemletme HP yanı verirken de yüksek hasarlar veriyor. O yüzden kesinlikle ikinci becerisi çok daha güzel arkadaşlar. Son vuruşumuzu da ikinci becerisiyle yaparız. Ondan sonra zaten yeniliriz muhtemelen. Çünkü rakip de sağlam. Evet, şu vuralım buna bir kez. Pardon, kendisini arttıralım. Evet, şimdi vuralım. Yani bu kahramanlar kasılmış olsa şu an, daha doğrusu kasılmış da doğru bir şekilde kuşanılmış olsa bence bu takım yenerdi rakibi.
Ki bu şekilde de yenebiliriz yani. Şu an Turandan'ın daha üçüncü becerisini atmadık üzerlerine. Şimdi üçüncü becerilerini arttık ama bizim de hiç canımız kalmadı. Üzerimizde canlandırma öldürülemezlik gitti. Artık yani rakip bizi öldürür yani bu saatten sonra. Turanda da gittiyse zaten yeniliriz arkadaşlar. Evet, bence güzel bir kahraman oldu. Daha yükselebilir dediğim gibi. Ama bizim için önemli olan artık bu zindanları geçebileceğimiz kahramanları. Soğuk kalbi vesaire. İşte diğer eczacısın olsun işte Drakes olsun o tarz kahramanlara kalıntılarını falan düzenlememiz için gerekli gümüşü kasmasını istiyorum ben İlbin kardeşimizin. Kastığında 15-20 gün içerisinde tekrar hesabına gireceğim ve buradaki görmüş olduğunuz tüm kahramanların kalıntılarından tutun ustalığına kadar hepsini tek tek elden geçireceğim. Ve hesabı kendisine teslim edeceğim güzel bir şekilde. Bu görmüş olduğunuz Turandan'ın oranları gibi. Güzel yapabildiğim kadarıyla tabii ki gümüşünün yettiği kadarıyla bu şekilde arkadaşlar tüm kahramanlarında gerekli oranları doğru bir şekilde yakalayıp hesabı o şekilde teslim etmeyi düşünüyorum ben. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bu videoyu hazırlamamdaki tek amacım dediğim gibi bu tarz yanlışları siz de yapmamanız için arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.